Ana'nın eski kıyafeti yıpranmış. Artık pek iyi değil. Çok fazla delik var. Etek eski halini tamamen kaybetti. Tabanlar çok eskimiş. Ama yine de bu ayakkabılarla dans edebilirsiniz. Kıyafeti tamamen tozlu ve ayakkabıları da oldukça kirli. Başlıklı bir pelerin yapmak için eski bir kumaş parçası kullanalım. Bu sizi yağmurdan koruyamaz ya da sıcak tutamaz. Anna ve Kristoff'un iyi bir evleri yok. Bu yüzden karton bir evde yaşıyorlar. Ah, kuşların ötüşünü duyarak uyanmak çok güzel. Şafak vaktinde Kristoff tarlada koştu ve kız arkadaşı için bir çiçek buldu. Basit yaşamları onlara gerçek romantizmin tadını çıkarmayı öğretti. Acıktım. Kahvaltı ne zaman? Elimizde hiçbir şey yok. Hadi ormana gidelim. Orada biraz mantar bulabiliriz. Elsa yapacak eğlenceli bir şey arıyordu. Doğru. Paran beni özlemiş. Paranın içinde yüzebilirim. Ve melek yapabilirim. Zengin olmak çok güzel. Holografik bir elbisenin bir kesimini süsleyelim. Boynuna bir gerdanlık ekleyelim. Bele yapay elmaslı bir şerit takalım. Ve etek ucunda da mor taşlar olsun. Kraliçe muhteşem bir gece elbisesi giyiyor. Ya saçı? Düşük bir at kuyruğu yapalım ve bir dizi yapay elmasla süsleyelim. Buz kristallerine benziyorlar. Kışın soğuktur. Ancak yapay kürkten yapılmış büyük bir ceket Elsa'yı sıcak tutar. Kolları ekleyelim. Tüylü eski bir kapüşon üst kısmı süslüyor. Paltosunu bir dizi küçük boncukla bağlayalım. Elsa elinde Swarovski çantası tutuyor. Para yağmuru mu? Kim buna yakalanmak istemez ki? Çok fazla para diye bir şey yoktur. Elsa onun içinde yüzüyor. Arendel kraliçesi ne yapacağını bilmiyor. Ah, çok sıkıldım. Belki de baykuşumu beslemeliyim. Goldie'yi aç mısın? Bu doları çiğne bakalım. Faturalardan çelenk yapabiliriz. Hayır, bu anlamsız. Olaf! Evet hanımefendi. Eğlendir beni. Ünlü bir sanatçıyı şatomuza davet ettim. Aa, bu ilginç. Aa, çok güzel. Paranın üzerine basılmayı hak ediyorsunuz. Daha fazla duygu. Yakında hazır olacak mı? Neredeyse. Bir göz atın. Vay canına. Bu tıpkı benim gibi olmuş. Bayıldım. Bu portreyi taht odasına asacağım. Olaf para kokusu alır almaz dişlerini altına kaplatmaya, altın bir zincir ve kilitli elmas kolye takmaya karar verdi. Kalın bilezikler, değerli taşlı büyük yüzükler ve şık bir şapka. Olaf böyle oldukça tarz görünüyor. Kardan adam pahalı arabaların önünde poz vermeyi seviyor. Her açıdan iyi görünüyorum. Olaf müzik klibi çekimine geç kaldık. Geliyorum. Evet, ben bir rap yıldızıyım. Olaf'la tanışın. Ben bir kardan adamım. Kar kadar param var. Altından külçeler, havalı arabalar. En alttan başladım. Şimdi zirvedeyim. Hip-hop'un buz gibi taze yıldızı benim. Birkaç lol bebeği alın. Rap'ime hazır olun. Alkışınıza ihtiyacım yok. Çek yastığınız iyi olur. Karton bardaktan bir sepet keselim. Kenarı ve tutucuğu sicimle saralım. Ağaç dallarıyla süsleyelim. İçine bir parça çuval koyalım. Eve giderken mantarlar ezilmeyecek. Mutlu çiftimiz acıktı ve Anna mantar toplamaya ormana gitti. Kız zehirli bir mantarı normal bir mantardan ayıramaz. Biyoloji dersine ihtiyacı var. Sincaplar bir elma yiyordu ama bir çekirdek bıraktılar. Yiyeceği boşa harcadılar. Anna eve bir sepet mantarla döndü. Kırmızı başlıklar şüpheli görünüyor. İğne tutacağını gümüşe boyayalım. Şeffaf bir boncuk da metale dönüşebilir. Bir tutamaç takalım. Her iki detayı da altın bir kordonla süsleyelim. Yiyecekler peçete üzerinde servis edilecek. Kıymetli metallerle bezenmiş bir hamburger. Çok lezzetli. Elsa'nın kendi şefi var. Bana lezzetli bir şeyler getir. Ve acele et. Kızarmış yumurtalarınız hanımefendi. Ah, benim gibi bilge bir kız için çok basit bunlar. O zaman size bir sürprizim var.
İlginç görünüyor. Değerli bir hamburger mi? Kahvaltım olmayı hak ediyor. Nakit kullanabiliyorsak neden peçeteye ihtiyacımız olsun ki? Hayatım gerçek bir peri masalı. Kazan tutacağı için birkaç delik açalım. Gri ve siyahı boyayalım. Aile yıllardır bu dökme demir kazanı kullanıyor. Gerçekten zamana karşı koymuş. Kazan için bir tel tutacak yapalım. Bu oluklu kaşık işimize yarayacak. Ormandan aldığımız yemekleri pişirelim. Anna ve Kristof mantar lapası yapmaya karar verdiler. Pişirmek biraz zaman alıyor. Önce tencereyi ısıtmamız gerekiyor. Ardından biraz su dökelim. Kaynamasını bekleyelim. Tüm malzemeleri ve biraz tuz ekleyelim. Yemek hazır. Tabaklara koyalım. Kristof, yemek hazır. Ups! Zehirli mantarları koymak kötü bir fikirdi. Bir desteğin üzerine oyuncak bir tuvalet yerleştirelim. Üzerine sim serpelim. Değerli taşlarla süsleyelim. Muhteşem görünüyor. Elmastan yapılmış bir düğme bile var. Ve kenarlarda yapay kürk var. Zengin bir kraliçenin evindeki her şey pahalı görünmelidir. Özellikle de banyo. Burada çok fazla fatura var. Faturaları bu şekilde yapıştıralım. Onları bir makaraya saralım ve ruloyu tuvaletin yanındaki zincire asalım. Elsa asla ucuz tuvalet kağıdı almaz. Onun yerine para kullanmak daha iyi. Elsa'nın tuvalete gitmesi gerekiyor. Aa, değerli metallerden yapılmış bir hamburger iyi bir fikir değildi sanki. Kahve çubuklarından ahşap duvarlar yapalım. Ahşap bir tahtayla destekleyelim. Bir ek bina yapalım. Her şey hazır mı? Strafordan bir tuvalet yapalım. Taş tabanda çok fazla çizik var. Duvarlardaki boya döküldü. Tuvalet yağmurdan sonra kirlendi ve etrafında da yosun var. Koltuk yeşil çimden yapılmış. Ama çatı yağmurdan korunacak. Kapı çok iyi görünmüyor ama tutamaç hala burada. Bu ek bina her şeye dayanabilir gibi. Mantarlar yenmez hale geldi. Ama Anna'nın midesi ağrımaya başladı. Kristof, bana biraz yaprak getir. Geliyorum tatlım. Aa, bu çok rahatlatıcı. Bir dahaki sefere akşam yemeğini sen pişir. Kahve çubuklarını ve kürdanları çamaşır tahtası yapmak için keselim. Üzerine bir ip asalım. Şişe küçük bir leğene dönüştü. Dış tarafı aşınmış, metali görebilirsiniz. Ama yine de giysilerini yıkayabiliriz. Anna, bunu nereden buldun? Ormanda mı? Çamaşır yıkama zamanı. Kristof dereden birkaç kova su getirdi. Anna o kadar heyecanlandı ki bütün giysilerini hemen yıkadı. İyi iş başardın. Tuvalet fırçası yapmak için bir yaylı ipi çevirelim. Tutacak küçük bir şişten yapılmış ve üzerinde altın bir element var. Küçük kaptan iyi bir destek olur. Altına boyayalım. Yapay elmaslar kenar boyunca parıldıyor. Muhteşem görünüyor. Vay canına, ne harika bir şey. Benim mikrofonum olacak. Ben bir kardan adamım. Kar kadar param var. Altın külçeler, havalı arabalar. Ah, tuvaleti temizlemem gerekiyor gibi görünüyor. Bunu Elsa için yapıyorum. Yeni bir tuvalet fırçası sipariş edeceğim. Kirli bir demir, giysilerdeki kırışıklıkları giderir. Ütü yapmak için bir yüzey yapalım. Tahta boncuklu bir tel tutacak ellerini koruyacak. Ütüyü boyayalım ve çok daha eski görünmesini sağlayalım. Beş parasız bir çift bile kırışık kıyafetler giymek istemez. Anna temiz çamaşırları aldı ve ütülemesi için Kristof'a verdi. Kristof yardım etmeyi kabul etti. Çünkü ev işlerini birlikte yapıyorlar. Ama bir sorun var. Kristof'un dikkati kolayca dağılıyor. Kuşlar şarkı söylüyor. Ve çarşafın ortasında bir delik açılıyor. Ups. Bu koku da ne? Ups. Tatlım. Kendimi kaptırmışım.
Çok dikkatsiz olabiliyorsun bazen ama seni seviyorum. Bu kıyafeti Cadılar Bayramı için saklayalım. Çantayı altın boyayla kaplayalım. Kurumaya bırakalım. Aksesuar zincirinden yeni bir tutacak daha çok yakışıyor. Yapışkan bir tutkal tabakası ekleyelim. Üzerine sim serpelim. Muhteşem görünüyor. Bu muhteşem çantanın içinde ne var? Tabii ki de para ve mücevherlerle dolu. Kristof, hava kafayı yemişe benziyor. Yaz ortasında kar yağıyor. İklim mi değişti? Aa bak, o laf yapıyor. Bir helikopter görüyorum. Bu bir rüya mı yoksa? Para gökten yağıyor. Çabuk yakala. O benim kız kardeşim. Elsa. Anna, seni çok özledim. Nerede yaşadığını öğrenir öğrenmez hemen helikopter kiraladım. Lütfen bu parayı al. Bir süre için birkaç milyon yeterli olur mu? Olur tabii. Bunu sana nasıl geri ödeyebilirim ki? Banyonun nerede olduğunu göster yeter. Ah, bunu nasıl kullanıyorsun? Biliyor musun Olaf? Hiçbir fikrim yok. Eve gidene kadar beklesem daha iyi. Artık iki kardeşin de yeterince parası var. Ve Anna'nın hayatı çok değişecek. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni fikirlerimizi kaçırmazsınız.